Herkese merhabalar. Erişilebilir Android kanalımıza hoş geldiniz. Yeni bir videoyla daha karşınızdayım. Ben Ömer Yeşiltaş. Bugünkü videomuzda yeni çıkmış olan Chat GPT uygulamasını birlikte incelemeye çalışacağız. Malumunuz olduğu üzere yapay zeka son birkaç yıl içerisinde oldukça önemli gelişmeler kat etti ve bu gelişmelerden belki de en önemlilerinden bir tanesi OpenAI firması tarafından piyasaya sürülen ChatGPT uygulaması ya da internet sitesi de diyebiliriz belki. ChatGPT bir yapay zeka dil modülü. Neler yapabiliyor? Sizinle normal insan gibi sohbet edebiliyor. Yazdıklarınıza insan cevaplarına çok yakın cevaplar verebiliyor. Çeviriler yapabiliyor. Metinler hazırlayabiliyor. Örneğin bir hikaye yazmasını istediğiniz zaman hikaye yazabiliyor. Bir fıkra yazmasını istediğiniz zaman fıkra yazabiliyor. Herhangi bir metni Türkçeden İngilizceye, Almancaya, Japoncaya, Çinceye, hatta Sümerceye, Hititçeye dahi çevirmesini istediğiniz zaman çevirebiliyor. Herhangi bir dildeki bir metni verip bu metni bana cümle cümle, paragraf paragraf, kelime kelime yorumlayıp gramer özelliklerini, dil özelliklerini ve diğer ayrıntıları tahlil edip açıklayabilir misin derseniz bunu yapabiliyor. Yine cihazlarla alakalı yazılar yazabiliyor. Örneğin bir cihaz anlatıyorsunuz ya da bir uygulamayı anlatıyorsunuz. İşte Gisho ekran okuyucu şöyle 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 bir uygulamadır. Şu kişi tarafından geliştirilmiştir, şu 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 özelliklere sahiptir gibi ayrıntılı bilgileri sağladığınızda bu uygulamayla alakalı bir tanıtım yazısı, reklam yazısı vesaire neyse yazabiliyor. Ve buna benzer birçok şeyi yapabiliyor, şiir yazabiliyor. Hasılı birçok şeyi yapabiliyor. YouTube videoları için skriptler yani yazılar oluşturabiliyor. Bir konuda belgesel mesela yapmak istiyorsunuz. Konuyu veriyorsunuz. Şu konuda bir belgesel metni hazırla diyorsunuz. Size açılış, giriş ve kapanış gibi farklı sahneler oluşturarak belgesel için metin oluşturabiliyor vesaire. Daha önceleri biliyorsunuz Android internet sitesi üzerinden sadece kullanılabiliyordu. Daha sonra iOS uygulaması geliştirildi ve bundan kısa bir süre sonra da yani yaklaşık bir hafta önce de Android uygulaması piyasaya sürüldü ve bu uygulamayı da artık özür diliyorum Android kullanıcıları da ChatGPT uygulamasına erişebiliyorlar. ChatGPT'yi böyle kısaca tanımladıktan sonra zaten biraz sonra göreceğiz neler yapabildiğini. Biraz sonra göreceğiz. O yüzden onları çok ayrıntılı anlatmadan uygulamanın kullanımıyla alakalı ayrıntılara başlayalım. ChatGPT uygulamasını Play Store'dan indiriyorsunuz. Videomuzun altında uygulamanın linkini bulabilirsiniz. Buradan uygulamayı indirebilirsiniz. Öncelikle bunu indirdikten sonra açmanız gerekiyor tabii ki. Ayarlar. Şurada. Play Store. Eriş 40-50. Mesajlar, telefon, ChatGPT. Evet, burada ChatGPT diye okuyor bizim yerde. Erişil 65. Biraz daha açalım. Telefon, ChatGPT. Bunu tıklıyorsunuz. ChatGPT. Evet, açtık. İçi dolu çember. Açınca karşımıza oturum açmakla alakalı bir kısım geliyor. Uygulamanın dili İngilizce ancak bot sizinle Türkçe konuşabiliyor. Bunu hatırlatmış olayım. Continue with Google. Şimdi burada bazı seçeneklerimiz var. Continue with Google. Continue with Apple. Continue with Apple. Sign up with email. Sign up with email. Login. Login. İçi dolu çember. Continue with Google. Tekrar başa döndük. Bu seçeneklerden birisini seçmemiz gerekiyor. Continue with Google. Biz Android kullanıcılar için herhalde en basit olanıdır. Google ile devam et. Bu seçeneği seçtiğinizde cihazınızda tanımlı olan Google hesabınızla
oturup açıyorsunuz. Continue with Apple. Continue with Apple iOS için geçerli. Ve Apple hesabınızla oturum açmanızı sağlıyor. Sign up with email. Sign up with email bir e-mail adresiyle e-mail adresi ve istenen diğer bilgileri doldurarak oturum açabileceğiniz bir bölüm. Login. Login'de eğer bir hesabınız varsa daha önce şu Sign up with email. Sign up with email kısmından oturum hesap oluşturduysanız oturum açabileceğiniz Login. login kısmı İçi dolu böyle çem. bir alan. Continue with Biz Google. Continue with Google'ı seçerek devam edelim. Continue with Apple. Continue with Google. Evet, seçiyorum. Continue with Google. Niye seçemiyorum? İçi dolu çember. Kapat. Age compatible browser for login was not found. Please install Google Chrome or another supported browser to continue. Evet. Login. İçi dolu çember. Bir değişik bir hata verdi. Continue with Google. Uygun bir Continue sayı login. İçi dolu çem. Continue with Google. web tarayıcısı bulunamadı. Lütfen Google Chrome'u kurun falan gibi. Sayı login. Age compatible browser bir for hata login verdi. was not found. Please install Google Chrome or another supported browser to continue. Daha önce böyle bir hata İçi dolu vermemişti. çember. Continue with Google. Continue with Apple. Sayı login. Continue with Google. Evet. İçi dolu kapat. Age compatible kapat. Şimdi İçi dolu continue with Google. ben Ana ekran şu sistem ayarlarımdan ayarlar. bir Ayarlar. tarayıcı ile alakalı Duvar kısmı kanadı bir ve kontrol her zaman edeyim. ekran. Gir pil. Uygulama. Geri. Sistem uygulamaları. Geri. Daha uygulama. Daha fazla. Tüm varsayılan. Şuradan bir bakalım. Geri. Başlatıcı sistem. Arama kişiler. Mesajlar. Tarayıcı. Evet. Kamera. Galeri seçilme. Müzik seçilme. E-posta. Video oynat seç. Ses asistanı. Normal hiç gözüküyor ama Ana ekran. şöyle yapalım. Play Store. Mesaj. Telefon. ChatGPT. Tekrar açalım. Continue with Google. İçi dolu çember. Kapat. İç kın sign up with email. Log aco kapat. Aco compatible kapat. Evet. Enteresan Ana bir ek durum tabii. sit Bunu ilk defa place düşüyorum. ayar Şuradan tamam. place uygulama sim toggle off yükle. Google Chrome'u Uygulamalar ve oyunlarda ağır. yükleyelim. Benim yazı şeyi elegance olarak kalmış. Bunu da değiştireyim. Aramanız değil. Bu reklam VP yükle. Hızlı. Google Chrome yükle. Şunu evet. Go Yükleyelim Chrome'u. Ben Chrome'u normalde kullanmıyordum ama yükleyeyim. O yüklenirken Ana ekran. Sistem ben ayarlar. şuradan Uygulama sistem simgesi. sentezleyicimi Uygulamalar. Ek ayarlar. Ek değiştireyim. ayar. Erişilebilirlik. Acest. Erişilebilirlik. Buradan Erişilebilirlik. değiştirebiliriz. Geri. Get. Biz. İşitme. Fiziksel. Erişil. Kilit. Erişil. İndirme. Geri düğme. Get. Neredeydi? Vizyon. İş. Ek. Talkback. J. Seç. Tippings. Metin konuşma çık. Burada metin değiştirebiliriz. Met tercih edilen motor ete eloquence evet. tap get Google ses his voice fit ete otomatik el nur jsu ete vocal smart voice seç bunu seçelim. Dikkat. Tamam. Tercih edilen motor. Ana ekran düğme. Evet, smart sistem voice'u başlatıcı ayar. Ana ekran. Kilit mesaj telefon Chrome. Evet. Chrome kurulmuş. Chat GPT. Şimdi tekrar chat GPT'yi Chat GPT. açtım. Login. Say continue with Apple. Continue. Chat GPT Chrome ilk çalıştırma deneyimi. Evet. Direkt Chrome'a yönlendirdi zaten bizi. Ömer olarak devam edin düğme. Zaten burada beni gördü Ömer arkadaşlar. Yeşiltaş Yeşiltas 19. Ömer Gördüğünüz gibi olarak hesap olma. Ömer bana Ömer olarak. olarak devam et diyelim. Etsin. Senkronizasyon tüm Google. Ney? Hayır. Evet. Hayır. Teşekkürler düğme. Tamam bunu istemeyeceğim. Ve Ben görüntüleme. zaten kaldıracağım Chrome'u. OpenAI.com. Sek bağla. Account. Diğer Google bir hesap seçim Şimdi openai.com burada düğme. bir hesap seçin. Uygulamasına devam etmek için. Ömer Yeşiltaş Yeşiltas 19 Ömer Yeşiltaş Yeşiltas 1907. Başka bir hesap Ömer Şunu Yeşiltaş seçiyorum. Google bir uygu Ve Ömer baş devam etmek için combo yardım bağlı. Gizlilik şartla
Google ile bir hesap seç. Google ile oturum açın. Oturum açın. Google hesapla. Diğer accounts Google bağlantı. Menüde. Go bir op başka devam etmek için go combo kutusu Türkçe grafik yardım bağla gizlilik bağ şartlar bağ Google ile oturum açın Google hesaplarım Evet, enteresan bir şeydi bu. şart giz Hesabı yar seçemedim com ya. devam başka bir Ömer Yeşil Ömer başka bir diye op Yumay Tecnical Details başlık 4 Evet, bir hata oluştu yine. You might have pressed the back button. Reference had the CD spot gate spot sec bağlantı up o you CD değil. O Google ile bir hesap seçim Google ile OpenAI nokta uygulaması Ömer Yeşil sekmeyi bağ alt o you might tecnical details Evet. başlık 4. Burada Google hesabını seçtiğimde bir hata oluşuyor. CD değil for disarı bağlan. Spot başlık 4. Get help bağlan. Spot et. O sekmeyi kapat düğme. Google'un destek sayfasına düştüm Bağlan niyeyse. sekme bir şartla gizlilik yardım combo kutusu Türkçe grafik. Yani normal şartlarda bu olmaması lazım Ya arkadaşlar. gizlilik bağla. Şartlar bağ. Sekmeyi kapat. Niye Git olduğunu... ya combo kutu. Devam etmek için Google başka bir hesap Ömer Yeşiltaş Yeşiltaş bir dok Ömer Ye Anlayamadım ama Can şimdi aşama bakalım oturum açılacak mı? Enteresan bir Wait, şeydi. this official app is free. ChatGPT, ChatGPT, don't aşağı sen. ChatSmart, don't aşağı. Burada ChatGPT, my providing accurate information. ChatGPT, can sanıyorum beyin accurate. açıldı. İlginç bir şekilde Google'da hata vermesine rağmen sanıyorum oturumum açıldı. Şimdi burada ChatGPT'nin ChatGPT, can beyin accurate. Yanlış bilgiler verebileceğiyle alakalı bir uyarı var. Don't aşağı sensitive info. Ve burada sizden hassas bilgilerinizi paylaşmamanız gerektiğiyle alakalı uyarılar var size. İşte sistemin geliştirilmesi için mesajlar ve sohbetler eğitimciler tarafından ve geliştiriciler tarafından görülebilir, kontrol edilebilir diyor. Control your chat history, chat sohbet geçmişinizi kontrol edin Decide whether new chats on this device will falan be diyor in your işte. history and be used to improve other systems. Continue. Vesaire gibi. Burada birkaç uyarı var. Decide whether new chats on this device will be in your history and be used to improve. Continue. Ve şunu continue düğmesine tıkladığımda klavye açıldı. Bunu kapattım. Evet. Şimdi ChatGPT uygulamasına şu an giriş İçi dolu yapmış çember. bulunuyoruz. Metin alanı. Giriş yapmış bulunuyoruz. İç menü. Uygulama ana ekranında neler var? Bir bunlara göz atalım. Menü. Gördüğünüz gibi bu bir menü. Menü diyor. İngilizce uygulamanın dili. Tekrar hatırlatıyorum. İçi dolu metin alanı. Burada yazma alanımız var. Bu yazma alanına yazımızı yazacağız. Dictation. Bu dictation düğmesi sesli yazdırma ama Türkçe olarak çalışmıyor muhtemelen. Send mesaj geçersiz. Bu send message düğmesi mesajımızı göndermek için kullanacağımız buton. Menü. Ve tekrar menüye İçi dolu geldik. çember. Menü. Şimdi şu menü düğmesine tıklayarak Gezinme menüsünü kapat. menüde neler varmış bunları görelim. Ömer Yeşiltaş, Yeşiltaş Burada benim 1981 et gmail.com. hesabımı görüyorsunuz. Bu hesaba tıkladığınızda Ömer Yeşiltaş 19 free plan. e-mail adresinizi falan Yeşiltaş görebiliyorsunuz. Ömer Tıklanmıyor Yeşil gerçi bu. gezinme menüsü Ömer Bir Yeşil kere tıklıyorum. Ömer Yeşil Bir daha tıklamayalım. Yeşil free plan. Yok, tıklanmıyor. Evet, Yeşiltaş Ömer tekrar kayıyorum. Yeşiltaş. Yine benim ismim Yeşiltaş gözüküyor. 1981 et gmail.com. Burada e-posta adresi gözüküyor. Free plan. Burada bir free plan diye bir şey var. Yani ücretsiz plan. Şu anda ücretsiz sürümü kullanıyoruz. Free plan dediği bu. Ücretlisi de var ChatGPT'nin. ChatGPT 4.0 ayda 20 dolara ücretlendiriliyor idi. Onun internette arama özelliği falan var. Bu şu an 3.5'in yani bizim ücretsiz kullanacağımızın internette arama özelliği yok. Nimcat. New chat yeni chat demek. Yani yeni sohbet başlatabiliyorsunuz. Free plan.
ChatGPT Premium Bu Features. free planı tıkladığınızda Premium Features diye, Premium Özellikler diye bir kısım açılıyor. Plus subscribers have access to GPT-4 and the latest beta features. Evet, Plus aboneleri Chat GPT 4.0 ve diğer en son beta özelliklere erişebilirler diyor. Priority access. Öncelik erişim önceliği veriliyormuş. Yani güncellemelerde vesaire birçok konuda öncelikli olarak alınıyormuş güncellemeler. You may be able to use chat GPT even when demand is high. Ultra fast. Oldukça hızlı diyor. You may be able to use chat GPT even when demand is high. Bu Yelda'nın İngilizce konuşmasından çok anlamıyorum ama ChatGPT'yi şu şekilde kullanabilirsiniz gibi bir şey var. Gerisini anlamıyorum. Bir sözcük sözcük okumaya çalışayım. Metin düğme yazma resim seç aş list list oda tıkla düğme kaydı düşe karak söz you l b able to use chat gpt even when demand is high. Ha. Evet, you'll be able to use ChatGPT even when the demand is high diyor. Yani yüksek talep varken bile, yoğunluğun fazla olduğu zamanda bile ChatGPT'yi kullanabileceksiniz diyor. Ultra fast. Ultra fast, ultra hızlı. Enjoy even faster response speeds when using GPT 3.5. Hatta GPT 3.5'i bile kullanırken çok daha hızlı kullanabilirsiniz diyor. Coming soon in-app geçersiz. Yakında geliyor falan Navigata. demiş. Ve yukarı düğmesi. Ben bunu tıkladım ve İçi tekrar dolu. Metin alanı. şu Menü. menüye döndük. Gez. Ömer. Ye. Ömer. Yese. Free plan. Evet, free plan, New chat. new chat, History. history, geçmişimiz var burada bizim. Şu an buraya tıkladığımızda Plage Holder Chat, Navigata, Gray Chat, GPT, Unique Names, Excluded Similar Certainly, Here, Mini Draft, SMP Kural List, burada Previous 30 Days. mesela benim Apologizing for Hurtful Comments of My Last Knowledge Update in September yaptığım 2021. aramalar var. New Chat Yunanca çeviri, korkma, Fransızca çeviri, LFEU, güç önerisi ver. Bu, Arca Bunu benim Similun Sernames babam Tabi, işte yapmış tek kelime bazı olarak Arca ile benzer yüz oyunlar falan. kullanıcı adı önerisi. Birinci Arca 12. Arca Oyunlarla alakalı bir KEKK şeyler kanal söyleyeceğim. önerisi, jest ayarları, konferans ev sahipliği başvurusu, avcı ve tuzakçı anime karakter, gestür Bunlar değiştir. Bu gördüğünüz gibi durumu bizim tanımlamak yaptığımız, için daha aç önce yapmış tura olduğumuz chatler. Bu konuyla alakalı içi dolu metin alanı, it menü, tıkladığınızda tekrar geleyim buraya. Ömer, yes, fit, new chat, history, Mesela buradan bir Arca Similun, K, jest ayarları, butonu bulayım. konferans ev, avcı ve tuzak, gestür değil, visit request, 1860'larda çakmak yoktu. Hayır, metin tercüme edilemedi. Gönder, English Nicknames, paslı metal kes, kökenleriyle çeşitli kuru isimleri, kuru ismi farklı, Android vesaire, iOS usability anladım. Enjoy Kur'an, Lexis kökeni, İngilizce Lexis ismi, Perjewink the Living Verse, mezar derinlikleri, or, happiness vesaire, kam, kumaşlar ışığı kırar orta Allah. çağ döneminde, günümüzdeki anlamda mod, Mezar derinlikleri. Mesela bu kumaşlar ışığı kırarı tıkladım. Mezar derinliklerini niye merak ettiyse. hayır, polyester orta çağda bulunuyordu. Şimdi soru, Ömer Yeşiltaş naylon orta çağda var mıydı? naylon orta çağda var mıydı diye sormuş mesela. Bunu Abdullah yapmıştır. Onun işleri bu. Şimdi ne demiş? Çat, hayır, naylon da orta çağda bulunmuyordu. Naylon, modern sentetik bir elyaftır ve 20. yüzyılın başlarında keşfedilmiş ve geliştirilmiştir. İlk olarak 1930'larda DuPont şirketi tarafından ticari. Ömer Yeşiltaş orta çağda ceket var mıydı? Ha, orada çağda ceket var mıydı diye sormuş. Çat, orta çağ döneminde, günümüzdeki anlamda modern ceketlerin benzerleri bulunmuyordu. Giyim tarzları ve moda Uzunca metin alanı. Dijitasyon. uzunca yazmış. Mesela Chrome. Chat GPT. uygulamadan çıktık bu Dijitasyon. arada. Sendmes. Dij. Metin alanı. Chat. Ömer. Chat. Evet, Ömer. bu Hay. Menü. Chat. Torta çağ. Menü. evet, menüye tıkladım. Gezin. Ömer. Ömer. Yip. New chat. History. History'de görmüş olduk. Settings. Settings, ayarlar. Help Help Center. Center, yardım merkezi. Gezinme Ve menüsünü. şu History. Settings. settings'e bir göz atalım. Account. Şimdi burada account hesap. Email yesiltas1981@gmail.com. Bunu görüyorsunuz zaten. Email Email. yesiltas
Subscription free plan. Evet, subscription free plan diyor. Yani abonelik ücretsiz plan. Data control. Bunu Subs. tıkladığımızda Chat. Premium. Plus biraz subscribers. Dev önce access to GPT-4 and the latest premium features. free plan'a tıkladığımızda gelen yer geliyor. Yani ücretli sürüme yönlendiren, ücretli sürümün reklamı olan Chat. Navigata. kısım geliyor. Oradan çıktım. Account. Email. Email. Yes. Sub. Data controls. Data Controls diye bir şey var. Bu arada ChatGPT uygulaması bugün bir güncelleme aldı. Bazı şeyler değişmiş olabilir. Data control history. Data Data Controls'ı controls tıkladığınızda history. History var. Chat history ve training. Chat History ve and Training, yani chat sohbet geçmişi ve eğitim. Seçili. Save new chats on this device through your history and allow them to be used to improve our models. Evet. Unsaved chats will be deleted from all systems within 30 days. This setting does not say ANC across devices. Learn more. Şimdi burada bir seçim kutusu var. Seçili. Bu işaretli. Save new chats on this device through your history and allow them to save new chats on this device through your history and allow them to be used to improve our models. Evet. Seçili. Yani sohbet geçmişini bu cihazda depola ve geliştirme için, öğrenme için kullan gibi bir seçenek bu. Burada bazı açıklamalar yapmış. İşte bu cihazlar arası geçerli değildir. Yani bu cihazda yapılan değişiklik başka cihazdaki uygulama için, yani aynı hesapla girdiğinizde diğer cihazınızdaki uygulama için geçerli değil. Sadece bu cihaz için geçerli olduğunu kastediyor. Save new Bunu chats on this isterseniz device through kaldırırsanız your chat geçmişiniz, sohbet geçmişiniz bu cihazda depolanmaz. history. Clear chat history. Bu Clear Chat History sohbet geçmişini temizle düğmesi. Bunu tıkladığınızda All your chats will be cleared from history. This cannot be undone. bütün sohbet geçmişiniz temizlenecek diyor. Bu geri alınamaz diyor. Cancel. Cancel, iptal. Clear chat history. Clear Chat History, bu düğmeye tıklarsanız All your chats, clear chat history. temizleyecektir. Temizleyelim. Temizledik. Chat, chat history ve training. Seçili. Save, clear chat account. Evet, tekrar başa döndük account kısmına. Export data. Account. X, delete account. Pardon, başa dönmemişiz. X, account. Clear chat Devam history. ediyor, özür dilerim. Save, seçil. Chat history ve history. Chat history. Evet. Export data. Export data veri dışa aktar. Your Bu account details and conversations will be included in the export. The data will be sent to your registered email in add-on UIWF ile. The download link will expire 24 hours after you receive it. Processing might take some time. You'll be notified when it's ready. Evet. Hesap bilgileriniz ve sohbet geçmişiniz diyor. Kayıtlı e-posta adresinize gönderilecek ve bir link sağlanacak. Bir link verilecek ve bu link 24 saat boyunca geçerli olacak diyor. Hazır olduğunda size bilgi verilecek diyor. Cancel. Cancel, Export data. export datayı tıkladığınızda bunlar bizim e-mail adresimize gönderiliyor. Buradan Cancel. cancel diyelim. Cat GP. Cat Se Se Kli Export. Delete account. Evet, delete account hesabımızı silmemizi sağlıyor. Navigata. Navigate App'ta yukarıya gidiyor. Şimdi Account. burada Email. Email. Yes. Subs. Data controls. data kontrol ile alakalı, yani veri kontrolü, ayarlardaki veri kontrolü ile alakalı kısım böyleydi. App diye bir şey var arkadaşlar. Uygulama demek bu. Bunu Jolor Scheme System up. tıkladığınızda bir şey olmuyor tabii ki. Bunu Jolor baştan. Scheme System default. Color Scheme System, yani renk şeması sistemi. Bunu tıkladığınızda Light radio düğmesi. default Dark radio düğmesi seçili değil. night var. System default radyo düğmesi seçili. Yani gece, dark koyu, sistem default. Light radio düğmesi Bakın seçili bu değil. gece. Dark radio düğmesi seçili değil. Dark, karanlık System ve default koyu. light Bu arada radio bunu düğmesi seçili değil. şöyle sağa sola gezemiyoruz. Aşağı kaydırdığımda sadece gezebiliyorum enteresan bir şekilde. Dark radio Ama şu... düğmesi seçili değil. Evet, bunu System böylece def bıraktım. chat email
Main language auto detect. Şimdi main language auto detect demiş. Bu main language dediği Auto. evet. Burada bir gariplik oldu. Mesela cişe sustu. Evet, niye sustuğunu anlayamadım. Bir kapatıp açayım. Cihat Gep, e-mail yesil Ha. tas, e-mail yes, sub, data control, up. Ekran karartma devre dışı. Data control, Şimdi data up. Color schemes, main language auto detect. Auto detect radyo düğmesi seçili. bunun işaretini kaldırırsak mı Cihat, acaba? e-mail yesil tas, bir, ip, sub, data control, up. Color main language auto detect. Auto detect. Evet, burada bir de bunu TalkBack'te deneyelim, merak ettim. Bu Seçili auto detect radyo düğmesi ChatGPT adlı pencere. Seçili değil Joatyan radyo düğmesi. evet, enteresan Seçili auto detect. bir şey. Seçili değil Joatyan radyo düğmesi. Evet, düşüyor burayı. Seçili değil güzel radyo düğmesi. Okumuyor. Seçili değil Danis radyo düğmesi. Ya da Seçili değil seçili değil Joat seçili auto detect. ChatGPT sek account baş e-mail yesil tas 1981 erişim düğme. TalkBack kapalı. şu cişoyu bir kapatıp açayım tekrar. Niye böyle bir gariplik oldu? Evet. Settings. Account başlık. Cişoda bir sıkıntı oldu burada. Kapandı. Biz TalkBack'le devam edelim. Settings. Account başlık. Çok da önemli değil zaten. E-mail. Subscript. Datakın. App. Başlık. Kim? Main language. Auto detect. Evet, burada main language uygulama dili değil. Bunu tekrar söylüyorum. Sohbet robotuyla, botla yapacağınız sohbetin dili. Bunu auto-detect olarak, yani otomatik algıla olarak bırakabilirsiniz. Biraz yavaşlatmam sanıyorum iyi olacak. Kontrol. Bağlantı. Konuşma hızı. Konuşma hızı %90. Konuşma hızı %82. Konuşma hızı %68. Evet. About. Başlık. For best results, select the language you may speak. If it's not listed, it might still be Spotify auto detect all. En iyi sonuç için diyor. Konuştuğunuz dili seçin. Eğer listede dili bulamıyorsanız hala otomatik seçimden bu dil destekleniyor olabilir falan About. demiş. Erken çağır. Hakkında var. Help Center var. Bunlara Privacy hiç policy. girmeyeceğim. Privacy policy, Privacy policy. gizlilik politikası, Rejelses. ChatGPT rejelses. licenses, ChatGPT for sign out. ChatGPT for Android 1.0.0.0.26. burada uygulama sürümüyle alakalı bilgiler Sign var. out. Sign out, oturumu kapat. www.erisilebilirandroid.com/www. Evet. Navigate up Bu da düğme. benim ChatGPT adlı pencere. uygulamanın şeyiydi. Menü Şöyle düğme. tekrar. Siyah daire. Evet. Düzenleme kutusu. Message. Şimdi burada Dictate on düğme. Send message. www. bir Menü şeyler düğme. yazalım. Siyah daire. Düzenleme kutusu. Message. Evet. Bir şeyler yazalım. Ne sorayım? Mesela Mükte. A. L. K. P. A. C. K. Talpak. N. E. D. I. R. Bir soru işareti. Nedir? Dictate on düğme. Talpak nedir? Düzenleme kutusu. evet, TalkBack nedir yazdım. Dictate on. Send message. Düğme. Gönderiyorum. Metin www. Send message. Devam ediyor. Düzenleme kutusu. Devam ediyor. İlerleme çubuğu. Şimdi cevap verecek. Düzenleme kutu. Devam ediyor. İlerleme. Send message. Düğme. Devam ediyor. İlerleme Bazen çubuğu. çok hızlı oluyor, bazen çok ağır yanıt verebiliyor. Düzenleme kutu. Devam ediyor. Send message. www. Send message. Düğme. ChatGPT. Devam ediyor. İlerleme. Düzenleme. Chat. Siyah daire. Ömer Yeşiltaş. Talk nedir? Chat. Siyah daire. Evet. Yazıyor şu anda. Dediğim gibi bu bazen yoğunluk dolayısıyla çok gecikme olmasa da bazen gecikmeler yaşanabiliyor. Düzenleme kutusu, message. Ya da bazen Network error. Please check your internet connection and try again. Kapat, düğme. Dictate on, düğme. Send message, düğme. Devre dışı. evet. www. Menü, start new, edit menü, düğme. Ömer Yeşiltaş, talk back, düzenleme kutusu, dictate on, düğme. Hata verdi. İnternet hatası. Düzenleme kutusu, Ömer Yeşiltaş, talk back nedir? Düzenleme kutusu, dictate on, send message, www. Menü, start new, edit menü, Ömer Yeşiltaş, edit menü, düğme. Burada bir edit menü geldi. Bir mesaj yazdığımız için. Bu edit menüde Pop-up pencere. Delete. delete var. www. Chat details. Sadece Renume. Chat details. sohbet
detayları Renome. yeniden adlandır. Delete. Delete. www. Hatite Renome. Delete. Renome. Evet. Dictation send message düğme. Dictation düğme. Düzenleme kutusu. Bir daha deneyelim. Başka bir şey yazalım. Bükme. E. R. Mer. Sindi. Ne diyelim? I. R. Bir. Bir. Boşluk. Sindi. Büyük A. Çift nokta R. L. Çift nokta. L. E. Körlük L. İ. L. G. İ. L. İ. İlgili. B. İ. R. Bir. T. I. K. R. A. Fıkra. A. N. L. A. T. Körlükle ilgili bir fıkra anlat. Dictation. Send message. Düğme. Metin temizlendi. Devam ediyor. İlerleme. Düzenleme kutusu. Ve tatip. Tabii. İşte bir körle ilgili fıkra. Ömer Yaşıldaş. Evet. Körlükle ilgili bir fıkra anlat. Körlükle ilgili bir fıkra anlat dedim. Bakalım ne anlatıyor. Tatip. Tabii. İşte bir körle ilgili fıkra. Bir gün köydeki kör adamın arkadaşı ona bir şaka yapmaya karar verir. Yanına gider ve hay dostum sana muhteşem bir haberim var. Hadi bir göz doktoruna. Gidip görme yeteneğini geri kazanmayı dene der. Kör adam şaşırarak gerçekten mi diye sorar. Arkadaşı da gülerek evet kesinlikle. Sadece biraz parfüm sık ve doktorun kapısını çal. Ona gözlerimde bir sorun olduğunu düşünüyorum. Tedavi edebilir misiniz tırnak işareti de der. Kör adam çok heyecanlanır ve hemen parfümünü sıkar. Doktorun kapısını çalar. Doktor gelir ve kör adam gözlerimde bir sorun olduğunu düşünüyorum. Tedavi edebilir misiniz diye sorar. Doktor bir an duraksar ve sonra gülerek cevap verir. Kardeşim ne yazık ki ben göz doktoru değilim. Ben bir parfüm satıcısıyım. Kör adamın yüzü kızarır ve utancından yerin dibine geçer. Arkadaşı gülerken ona şaka olduğunu söyler ve herkes birlikte gülüşürler. Hatırlatma, fıkralar insanları eğlendirmek için anlatılır. Lütfen espri amacıyla kullanın ve başkalarının duygularını incitecek şekilde kullanmaktan kaçının. Yani şimdi buna gülsem mi gülmesem bilmiyorum. Fıkradan bir şey anlamadım ama. Yani bu parfümcü dükkanı nereden çıktı bilmiyorum. Neyse işte. Anlamış olabilirsiniz ama ben anlamadım galiba. Bende bir anormallik var. Yani tamam parfüm sık dedi gitti. Doktora gitti güya. Ama körlük parfümcüye gitti doktor yerine de. Neyse. Fıkra üzerinde çok konuşmayacağım. Evet, bu şekilde. Şimdi Körlük, tatip, tabii işte bir körle, körlükle ilgili bir fıkra anlat. bu benim mesajımdı. Tatip, Bunun körlükle ilgili bir üzerine fıkra anlat. uzun basıyorum şöyle. Tatip, tabii düzenleme kutusu, mesaj, dictation, düzenleme, tatip, Ömer Yeşiltaş, körlükle ilgili bir fıkra, Ömer Yeşiltaş. Tatip, düzenleme kutusu, Pardon. tatip, tabii işte bir körle ilgili. Fıkra üzerine uzun basmam gerekiyor. Yanlış oldu. Düzenleme kutusu, dictation, send message, copy, select, www, Ha. select text, copy. Şimdi burada seçenekler çıkıyor. Copy. Send copy pop-up pencere adlı pencere. Kopyala. Select text. Select text. Metni seç. www. No. Select text Bu pop-up pencere adlı pencere. select Chat teksti Select text. Körlükle ilgili bir fıkra anlat. www. Close düğme. Chat Select text. Şimdi burada Körlükle ilgili bir mesela fıkra anlat. şunu seçtiğim. www. Close Select text. Close Select körlükle ilgili bir fıkra anlat. Şimdi bunu seç diyelim ne olacak? www. Nokta. Close düğme. Chat GPT adlı pencere. Seçtik mi? www. Menü, düğme, start new, edit menu, düğme, körlükle ilgili, tatip, tabii, işte bir körle, düzenleme kutusu, mesaj. Evet, enteresan bir şekilde bu metni seçip ne yapıyoruz onu çok anlayamadım. Tatip, düzenleme kutusu, Başka bir şey soralım. sistem durumu, klavyeyi değiştir, Bir advanced bilgi brain soralım. keyboard. Mesela Büyük de, A, L, B, A. Tabak sindi. takback nedir diye tekrar sorayım. Büyük de, A, L, K, B, A, C, K, tabak, N, E, D, I, R. Bir de soru işareti nedir? Talkback, dictation, send message, düğme. Metin temizlendi. Devam ediyor. İlk düzenleme kutusu, message, talkback. Ömer Yeşiltaş, Evet. talkback nedir? Bu sefer cevap verdi. Talkback, Android işletim sistemiyle çalışan cihazlarda kullanılan bir. Ha, hala bitirmemiş cevabını. O yüzden bekleyeceğiz. Böyle yarım kalırsa bitirmemiş Ömer Yeşil, demektir. Talkback, Android işletim sistemiyle çalışan cihazlarda kullanılan bir erişilebilirlik özelliğidir. Özellikle görme engelli veya düşük görme yeteneğine sahip kullanıcıların cihazlarını daha kolay kullanmalarını sağlar. Talkback, cihaz ekranında gezinirken veya uygulamaları kullanırken sesli geri bildirim sağlar. Örneğin, dokunulan öğelerin isimlerini ve açıklamalarını sesli olarak se. Evet, yani devam ediyor cevabı. Bunu tamamen dinlememize gerek yok. Çünkü bazen uzun mesajlarda, uzun cevaplarda biraz zaman alabiliyor. Düzenleme kutusu, message. Şimdi Sistem durumu, klavyeyi değiştir. Advanced Brain Keyboard. diyelim ki Büyük de. A, L, K, B, A, C, K, Talkback. talkback L, E, L, ile İ, L, G, İ, L, İ, İ, ilgili A, R, U, Z, Aks, aruz B, vezninde E, Z, N, İ, N, D, E, bir gün vezinde, bir gün, F, A, İ, L, A, T, U, N, Feylun, failatun F, A, İ, L, A, T, U, N, Feylun, failatun failatun feylun F, E, İ, L, çift nokta, N, Feylun, ölçülerinde L, ölçü indi, çift nokta, L, Çek çek le e re i ne de e ölçülerinde bir b i re bir şey i i re şiir şiir y a z bir nokta yaz. yaz Şimdi dictation düğme full screen input düğme send message düğme
Metin temizlendi. Devam ediyor. İlerleme, düzenleme kutusu, mesaj, tatip, aruz vezninde bir top. Ömer Yeşiltaş, Talkback ile ilgili aruz vezninde, failetun failetun fiilin ölçülerinde bir şiir yaz. Evet. Şimdi bir şiir yazalım. Talkback ile ilgili aruz vezni yazdım bakalım. Tatip, aruz vezninde bir Talkback şiiri, failetun failetun fiilün, Talkback adım, güç verir yeteneğin, görme engeli olanlara destek sunar, Android cihazlarda, kolaylık sunar, kullanıcıları, bilgiyle donatır, sesli bir bildirimle, onları kuvvetlendirir, dokunarak gezinir, dünyayı keşfeder, teknolojinin gücüyle, hayatlarını, güzelleştirir, engelleri aşar, umut verir kalbe, erişilebilirlik döncü, herkes için bir şahbe, kullanıcı dostu, kullanışlı bir yoldaş, Talkback, engelleri yıkar, umuta dolu bir başlangıç. Evet. Düzenleme kutusu, mesaj. Yani böyle şeyler yapabiliyor. Dictation, düğme, Burada send message. Düzenleme, dictation, send message. www. Menü, düğme, chat, start new chat, düğme. Start New Chat düğmesi var. Yeni sohbet başlatabiliyorsunuz. Edit menü, düğme. Edit menü biraz önce göstermiştim. Talkback, cihaz ekranı, Ömer Yeşiltaş, chat, düzenleme kutusu, mesaj. Başka bir şey daha yazayım. Sistem durumu, klavyeyi değiştir, advanced brain keyboard. Büyük D, U, U, Y, A, Z, D, I, yumuşak I, N, yazın. Ş, I, I, R, I, Çiğri, E, D, E, D, İ, Edebi, O, L, A, R, A, K olarak, T, A, H, L, İ, L, Tahli, E, D, E, R, Eder, M, İ, S, İ, N, bir soru işareti. Şimdi niye kibar oluyorsam bilmiyorum. Eder misin yazdım ama. Bizim. Bu yazdığın şiiri edebi olarak tahlil eder misin diye. İşte diyor, send message, düğme. Gönderdim. Metin temizlendi. Devam ediyor. İlerle. Düzenleme kutusu, mesaj. Tatip. Ömer Yeşiltaş, bu yazdığın şiiri edebi olarak tahlil eder misin? Evet. Tatip, elbette, işte yazdığım şiirin edebi tahlili, bu şiir, failetun failetun fiilün aruz ölçüsüyle yazılmıştır. Bu ölçüde, her dizede 3 adet failetun kalıbı tekrar edilir. Aruz, Türk şiir, geleneğinde kullanılan bir ölçüdür ve sesli ve sessiz hecelerin düzenli olarak tekrar edilmesiyle oluşur. Şiirde temel olarak, Talkback adlı erişilebilirlik özelliğinin öne çıkan özellikleri anlatılmaktadır. Talkback'in görme engelli bireyler için nasıl bir destek olduğu vurgulanmaktadır. Her dizede Talkback kelimesiyle başlayarak, bu özelliğin adı belirtilir ve güç verir yeteneğin, kolaylık sunar, umut verir kalbe gibi ifadelerle, Talkback'in, kullanıcılara nasıl yardımcı olduğu ve hayatlarına nasıl olumlu katkıda bulunduğu dile getirilir. Şiirde tekrarlı bir dil kullanılmıştır. Failetun failetun fiilün kalıbı her dizede tekrar. Evet, devam ediyor. Neyse, bunu çok uzun şey yapmayacağım. Şimdi düzenleme kutusu ve sistem durumu klavyeyi değiştir. Advanced Brain Keyboard. Büyük E, N, I, M, benim benim I, S, M, ismim M, için ismim I, Ç, I, N, için şimdi B, I, R, 1, A, K, R, O, S, T, I, Ş, akrostiş. Akrostiş yaz. Y, A, Z. Benim ismim için bir akrostiş. Dijital yok. Send message. Düğme. İnşallah benim metin tüm temizlendi. Hatırlıyordur. Şimdi bazen devam ediyor. Düzenleme kutusu. Message. Tabii, işte sizin isminizde bir akrostiş. Mücadeleci ruhunla her zaman ilerler. Ömer Yeşiltaş, benim ismim için bir akrostiş yaz. Benim ismimi ne olarak aldı ki bu? Tabii, işte sizin isminizde bir akrostiş. Mücadeleci ruhunla her zaman ilerlersin. Enerjik ve kararlı, hedefe Ne? doğru koşarsın. Ruhani derinliklerini etrafı Ne? aydınlatırsın. Tutkulu ve yaratıcı. Yanında kalpleri fethedersin. T. Ufuklara bakarken hayallerin yıldızlaşır. Ruhunu besleyen Nasıl? sevdiklerinde mutlu yaşarsın. İnatçı ve güçlü. Her Nasıl? zorluğun üstesinden gelirsin. Esneklik ve incelikle hayatın dansına katılırsın. Çok garip bir isim oldu bu. Düzenleme kutusu, mesaj. Olmadı. Sistem Söyleyeyim. durumu, klavyeyi değiştir. Çift noktalı büyük M, E, R, Ömer. Ömer ismine. S, M, I, N, E, ismine. A, K, R, O, S, T, I, Ş, akrostiş. Y, A, Z. Bir gün yaz, bir. Yaz. R, O, M, A, N, T, I, K. Romantik, O, L, S, U, N. Bir gün nokta. Şimdi Ömer ismine bir akrostiş yaz dedim. Romantik olsun. Bakalım ne yazacak bana. Olsun. Dictation, düğme. Send message, düğme. Romantik bir şeyler yaz. Metin temizlendi. Ben ve romantizm çok bir arada düşünebilen şeyler olmasa da. Dictation, düzenleme kutusu, tatip, tabii, işte Ömer ismine romantik bir akrostiş, özlemim, kalbine doldu seni gördüğümde, ellerim ellerinde, kalbinde coşkun bir sevda, melek misali gözlerine baktığında, ebedi aşkın iksirini içer gibi hissediyorum, rüyalarımda seninle kayboluyor zaman. Çok güzel. Evet. İşte böyle. Bu gördüğünüz üzere ChatGPT Düzen, uygulaması. dictation, send message, düğme, devre Şimdi dışı. dictation Dictation, düğme. özelliğini İngilizce olarak deneyeyim, bir merak ettim şimdi. ChatGPT için aşağıdaki izinler veririz. ChatGPT için aşağı www sadece bir kez düğme sadece uygulamayı Evet. Send www menü start edit menü sonuç Ömer Yeşiltaş benim. Sonuç olarak bu şiir Topek adlı Ömer Yeşiltaş benim ismim için bir akrostiş. Tatip tut. Tabii işte Ömer Yeşiltaş Ömer ismini akrostiş yaz. Tatip tut. Düzenleme kutusu mesaj. Dictation düğme. Evet. Sesli yazdırma kullanmaya çalıştığımızda tabii ekran kayıt uygulaması mikrofonu kullandığı için böyle bir sıkıntı çıktı. O yüzden bunu burada bitirdim. Sesli yazmadım. Uygulama bu şekilde arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olursanız bizi memnun etmiş olursunuz. Ayrıca tüm
Android erişilebilirliği ile alakalı ipuçları, uygulamalar, makaleler ve incelemeler için www.erişilebilirandroid.com erişilebilirandroid.com internet sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Eğer İngilizce kaynak arıyorsanız da www.accessibleandroid.com sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Herkese iyi bir gün diliyorum. Hoşça kal. Kilidi aç. Kilit ekranı. Duraklat. Durdur. Aletler. Durdur.